Of, ciddi of. Kalbim acıyor artık. Her bakışına umutlanıyorum salak gibi. Sonra bak, kadın gelip oturuyor odasında. Borel'le sinemaya gidiyoruz. Hadi siz de gelin. Ya, biz de böyle çıkacaktık. Ay kızlar, ben de gelemem. Alara cadısı burada. Demir'in odasında oturmuş, gelmesini bekliyor. Nasıl ya? Yuh ama artık ya. Ben çok sıkıldım bu durumdan artık ya. Kovamıyorum da. Ne diyor peki? Aman ne diyecek? Paris meselesi hakkında konuşuyor sürekli. Ben kaçtıkça burnuma burnuma iteliyor. Neymiş efendim? Demir'i kaçıracakmış. Aman alsın götürsün temelli. Ben niye çekiyorum bunun eziyetini ya? Bu kız niye sürekli bunu vurguluyor? Ne demek o? Bence durum Alara'nın gösterdiği kadar toz pembe değil. Yani Demir Bey bu seyahate gitmeyebilir. Nasıl ya? Ya düşünsenize. Demir orada yapacaklarından hiç bahsetmiyor. Ama Alara sürekli planlarını anlatıyor. İkna etmeye çalışır gibi. Ama Demir kesin gidecek. Çünkü bavulu falan hazır. Yani sırf Artem için bile gidebilir. Yani mesela Artem ise kendi gitmek zorunda değil ki. Burak'a da gönderebilir. Burak'ın pasaportu vizesi var zaten. Belki de bu yüzden hiç plan yapmıyor. Alara'ya da itiraz etmiyor. Çünkü son dakika kendi yerine Burak'a gönderecek. Oo, nasıl bir ters köşe bu ama ya. Ay, gerçekten olabilir mi böyle bir şey? Çünkü lütfen olsun. Vallahi kızlar, her şeyi çok yanlış yorumlamış olabiliriz. Demir Bey gerçekten Alara'dan kurtulmak istiyor olabilir. Tabii ya. Alara son annesini sunumla yaptı. Demir Bey de müşterimizin kızı diye incelikle çözmeye çalışıyor. Gitmeye niyeti yok. Alara da bunu seziyor. Bu yüzden bu kadar bastırıyor. Allah, Demir Bey gitmek istemezse illa bir sebep bulunur. Yani Burak olmak zorunda da değil. Ayda var ya, ya aşık oldu beyni yandı diyordum ama eski formuna kavuştun çok şükür. Herhalde. Geliyor musun sinemaya? Ya İbo'ya sorayım, ben sana yazacağım. Tamam. Tamam. Selin, orada mısın? Buradayım, buradayım ama size iyi eğlenceler. Alara'yı öldürme sakın ha. Söz vermiyorum ama denerim. Hadi öptüm. Hadi öptüm ben de. Ben de. Çiçi, ne diyorsun? Gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Ah Vedat, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya kusura bakma, çok geç saat oldu dedim bu adama ama dinletemedim ki. Kahveleri bizde içeceğiz diye tutturdu. İyi oldu geldiğine. Seni gördüğüme sevindim. Ben de. Ama özür dilerim, elim boş geldim. Yo, bak çiçeğim burada. Demir, misafirim var. Bir bak istersen. Kim? Oo, buram buram ocakbaşı kokuları geliyor. Yalnız beni davet etmediniz, çok kırıldım size, ikinize de. Bir dahakine artık. Sözünü hatırlatırım Vedat'cığım. Tabii. Ben de birkaç detay konuşmaya gelmiştim ama madem Vedat burada, şimdi sıkmayalım insanları, sonra konuşuruz. Herkes kahve içiyor mu? Ben hemen yapıyorum o zaman. Ayakta kaldım Vedat ya, otursana. Hani ikimiz de aynı evde yaşarken özel hayatımız olamazdı? Hani kimseyi getiremezdik eve? Maşallah, Alara Hanım rahat rahat girip çıkıyor. Bundan sonraki aşama ne? Anahtar mı vereceksin? Misafirlerimiz varken konuşmayalım istersen. Duyacaklar, ayıp olacak. Hmm. Ayıp oluyor. Ama onlara değil, bana. En azından ben saksının altına anahtar koymuyorum senin. İbo görev icabı gelip Çiçi'ye bakıyor. Sevgilin gibi yatağında oturup beklemiyor. Odama mı girdi yine? Çıkmıyor ki. Her neyse. Vedat'la da tanışmış bakıyorum.
Ben Vedat'la tanışınca dünyaları yıkıyorsun. Ali Aran'ım, Vedat'cığım boyutuna geçmiş bile. Ne oldu Selin? Rahatsız mı oldun? Alara ile Vedat'ın samimi olması mı geldi seni? Hayır. Senin bu çifte standartlı tepkilerine gerildim. Ya sen içeri gitsene. Ben hallederim buraları. Hayır canım, sağ ol. Alara ile yeterince vakit geçirdim. Ama sadece Alara yok orada. Vedat da var. O yüzden sizinle oturup kahve içiyorum ya. İnsan bir haber verir ya. Vedat'ı getiriyorum deseydin bir şeyle hazırlardım. Böyle kuru kuru kahveyle olmaz ki. Ayrıca yemeğe de davet edebilirdin. İkimizin de arkadaşı. Dert etme Selin. Bir dahakine sen çağırırsın. Ya hala Vedat'a Merve'yim dedim diye mi kızgınsın? İkinizden de özür diledim. Vedat bile bu kadar mesele haline getirmiyor. Sen de artık uzatma ne olur. Bir haftada bittiğine inanamıyorum ya. Yoruldunuz ama değdi, çok güzel oldu proje. Demir'in sayesinde ve tabii ki ekibinin. Tabii senin de hakkını yememek lazım. Teşekkürler. Memnun edebildiysek ne mutlu. Sayenizde Paris'e gideceğiz. Öyle mi? Paris'e mi gidiyorsunuz hakikaten? Evet, Demir'le birlikte. Öyle mi? İş, eğlence. Eğlence. İkisi de birlikte olunca çok daha heyecanlı oluyor. Alara'nın projesini sunmaya gidiyoruz. Artemim için büyük bir başarı bu. Şirketin itibarı için de olumlu etkisi olacak. İyiymiş. Sonra ne yapacaksınız? Eyfel'e falan çıkarsınız herhalde. Bana bak, seni yeneceğim Paris diye bağırmayın ha. Ya Vedat, öyle bir şey yapmayacağız tabii ki. Turistik bir gezi olmayacak. Daha çok Demir'e Paris'te bildiğim gizli saklı köşeleri göstereceğim. Üç Michelin yıldızı falan diyordun. O başka. Ya o da var. Ondan sonra sanatçıların takıldığı barlar, sokak arası lezzetleri, bit pazarları. Bak, en iyi müziğin yapıldığı kafeler demiyorum. Barakalar. Hani sadece benim gösterebileceğim yerler. Çok ballısın Demir'im. Biz bir önden gidelim, sonrakine üçümüz birlikte gideriz. İnanılmaz eğlenceli olur. Selin, sen ne yapacaksın burada? Hiç. Kafamı dinleyeceğim. Bu kadar. Hı. Evdesin yani. Üstüne gitmesene Vedat'cığım kızım. Belki onun da özel misafirleri vardır, çağırmak istediği birileri. Baş başa vakit geçirecektir değil mi? Öyle biri yok. Tamam, tamam canım, tamam. Sen nasıl diyorsan. Şimdi utandırmayalım kızı patronun yanında. Bir de şirkette aşk yasağı varmış. Şimdi ele verdirmeyelim. Ben su alacağım. İsteyen var mı? Ben de kalkayım. Daha çanta hazırlayacağım. Ben uğurlayayım senin. İyi geceler Vedat. Görüşürüz. İyi geceler. Sizi hiç böyle görmeyi beklemiyordum. Ne oldu ki? Ne bileyim. Yani bana anlatılanlardan daha eğlenceli bir ev hayatınız olduğunu düşünmüştüm. Ne anlatıyorsa artık. Demir biraz zor olabiliyor. Zor mu? İmkansız bence. Sana Merve'yim dedim diye beni affettin. Demir dünyaları yıktı. Bir dakika. Ne zaman söyledin? Bir hafta falan oluyor. Anlıyorum. Vallahi ben hiç anlamıyorum. Neyse, ben de bugün çok yoruldum. İyi geceler. İyi uykular. İyi geceler. İyi geceler. Selin, sen uyumamış mıydın? Uyuyamadım.
Hazır mısın? Aldın mı her şeyini? Hı hı. 2 gün zaten. Kaçta çıkacaksınız yola? Sabaha kaç. İyi. Ben göremem o zaman seni. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Selin. Ben yokken... verandanın kapısını kilitlemeyi unutma, olur mu? Bir de Karamu'nun mamasını bahçedeki dolabın içine koydum. Sen arama diye. Tamam. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Cici. Cici. Neredesin? Cici. Cici. Demir, Cici. Demir. Demir.
Sakız. Karamuk. Karamuk gitme Karamuk. Monsieur Tospa. Monsieur Tospa. Monsieur Tospa. Demir. Demir. Neredesiniz? Demir. Kabus gördün. Hepsi bu. Tamam. İşte. Hadi gel. Gel bir yüzünü yıkayalım seni. İyi misin? Uyuyabilecek misin? Uyumak istemiyorum. Uyandığımda yalnız olacağım. Herkes gitmiş olacak. Sen de gitmiş olacaksın. Peki. Gel. Üşüdün mü? Gel bakalım.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.